4. Murat. Yaşadığı onur kırıcı olaylar sonrası kalbi ateşli bir yüreğe dönüşmüş ve zaman zaman kurunun yanında yaşı da yakmış Osmanlı'nın en sert padişahlarından birisidir. Haçım maçudaki kofaka basmazsa. Ne diyor şimdi? Senin için çok kuvvetli adam diyor. Vurdum mu boğayı deviririm. 1. Ahmet ve Kösem Sultan'ın münasebeti sonrası 1612 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Sultan Ahmet'in 1617 yılında gerçekleşen ölümünün ardından tahta kardeşi aklı noksan 1. Mustafa geçti. Fakat 3 ay sonra 1. Mustafa'nın harbi hareketlerine dayanılamayıp yerine 2. Osman tahta çıkarıldı. Osmanlı İmparatorluğu'nda iç ve dış dalgalanmaların yoğun olarak yaşandığı bu dönemde genç Osman Yeniçeriler tarafından adice öldürüldü ve tahta yeniden 1. Mustafa çıkarıldı. Fakat yeni sultan deliliklerinin üzerine her gün yenisini ekliyordu. Ağalar! Şu masayı alın. Götürün, dolaştırın bir haremde hava alsın. Dur, vazgeçtim. Hadi su getirin bana, kadırgalarımı yüzdüreceğim. 1. Mustafa'nın balataları iyice sıyırmasından dolayı devletin yönetimi için devreye giren Kösem Sultan, arkasına sağlam devlet adamlarını alıp 1623 yılında Sultan Mustafa'yı indirerek Şehzade Murat'ı tahta çıkardı. 4. Murat'ın hukuken padişah olduğu bu dönemler aslında fiilen padişahlık görevini yapmadığı dönemlerdir. Çünkü 4. Murat tahta geçtiğinde henüz 11 yaşındaydı ve bu yüzden saltanatın ilk yıllarını dişli validesi Kösem Sultan idare etti ve Osmanlı'da bir ilk olarak saltanat naibesi unvanını aldı. Bu tarihlerdeki önemli iç olaylardan birisi Abaza Mehmet Paşa'nın ayaklanmasıydı. Abaza Mehmet Paşa, genç Osman'ın Yeniçeriler tarafından öldürülmesine tav olmuş ve denk geldiği her Yeniçeri'nin kellesini almaya ant içmişti. Genç Osman'ı katleten Yeniçerileri tanıyıp beyaz torosla kaçırıyor ve onları kelle, paça, kol, ayak olarak parçalayıp gömüyordu. Fakat Abaza Mehmet Paşa'nın başına buyruk halleri devleti rahatsız etmiş ve görevden alınıp sürgün edilmesine sebep olmuştur. Abaza Mehmet Paşa'nın sürgünüyle yetinmeyen hain yetkililer paşaya iftira atmış ve günümüzdeki Ergenekon'a benzer bir mahkemede yargılanan Mehmet Paşa idam edilmiştir. Devletin başını boş gören Safaviler de Irak'ın büyük bir kısmını ele geçirmiş, daha sonra ise gaza gelip Mardin şehrine kadar ilerlemişlerdir. Bu rezilliklerle dolu dönemi kapatmak için koca sadrazam olan Hüsrev Paşa Safaviler üzerine Yeniçerileri yalvara yakara sefere çıkardı. Ancak sefer Yeniçeriler yüzünden başarıyla sonuçlanmadı. Fakat yine seferin faturası Yeniçeriler tarafından sadrazam Hüsrev Paşa'ya kesildi. Ve karakterleri iyice bozulmuş olan Yeniçeriler sarayı basarak 17 devlet adamının kellesini istediler. Bu sırada yeni sadrazam ilan edilen Hafız Ahmet Paşa ise mührü alamadan Yeniçeriler tarafından katledildi. Kösem Sultan'ın da sorunları çözmekte istekli oluşu başarılı olmasını sağlamadı ve tarihler 1632 yılına geldiğinde antrenmanlarını tamamlayan 4. Murat iktidarı eline almak için sahneye çıktı. Yeni padişah bütün fitnelerin kahvehanelerden yapılan memleket kurtarma muhabbetlerinden çıktığını söyleyerek kahvehaneleri kapattı. Ve ardından kahve, tütün, alkol, yaş, kuru, kafa yapıcı her maddeyi yasakladı. 4. Murat bu yasaklara uyulması için elinden geleni yapıyor, bazı geceler uyumuyor ve sivil kıyafetler giyip yasak delenleri avlamak için ava çıkıyordu. Fenersiz sokağa çıkan, evinin balkonunda sigara tüttüren, arabasında apış arasında bira tutan, kimi görürse görsün hemen sırtındaki yaya davranıp onları alnının çatından vuruyordu. Sabahları uyanan halk geceleri sokağa dalan kurdun kurban ettiği kuzuların cesetleriyle karşılaşıyordu. Padişahların saraylarında oturup keyif yapmasına alışkın olan halk, kendi keyiflerinin de Sultan Murat tarafından bozulmasına tav olsalar da padişahlarının gücünü hissetmeye başlamışlardı. Padişah cezaları uygulamada din, ırk, cinsiyet, makam ayrımı yapmıyordu. Hatta öyle ki bir gece fenersiz evine dönen imamın oğlunu yakalamış ve kendi elleriyle ümünü sıkarak öldürmüştür. Buradan bir atlı geçti yarama bak. Ulan şimdi seni yedim Herkele. 1634 yılında Bursa'ya doğru yola çıkan 4. Murat, yol üzerindeki karları İznik Kadısı'nın temizletmediğini öğrenince onun gasilhanede temizlenip gömülmesini sağlamıştır. Tabi daha sonrasında öldürülemeyeceği garantide olan makama sahip Şeyhülislam Ahizade Hüseyin Efendi, sultanın bir kadı öldürmesine bozulmuş ve sağda solda padişah hakkında atarlı giderli konuşmaya başlamıştır. 4. Murat ise bu cesaret timsali Şeyhülislam'a padişahın bile katledildiği bu dünyada senin canının kıymeti nedir diye sorup kellesini sahilde almış ve kumsala gömmüştür.
1638 yılında ise Ekimbaşı Emir Çelebi'nin afyon kullanıp kafası kıyak takıldığını öğrenen Sultan Murat, Emir Çelebi ile satranç kapışmak istemiştir. Emir Çelebi'nin oyunda kaleyle çapraz oynaması sonucu şaşuyla olduğunu fark eden padişah, cebinden çıkardığı afyonların hepsini Çelebi'nin ağzına tıkıp ona altın vuruşu yapmıştır. Hapalanlar ya da almayanlar bundan sonra bilsinler ki iş ucunun sonu felakettir. Ve tabii ki Emir Çelebi'nin de kanatlanarak öbür tarafa gitmesine yardımcı olmuştur. 1631 yılında taş kafalı Hafız Ahmet Paşa, civar vilayetlerde yaşayan askerlerin durumuna burnunu sokmuş ve onların oralarda huzursuzluğa sebep olduklarını, İstanbul'da ağırlanmaları gerektiğini düşünmüştür. Topal Recep Paşa ise İstanbul'a gelen askerlere, "İstanbul'da hayat pahalı, sizi bilerek buraya sadrazam getirdi" diyerek fitnenin fitilini ateşlemiştir. Gaza alan askerler at meydanında isyana girişmiş ve Hafız Ahmet Paşa'nın kellesini istemişlerdir. Saraydan asillerin karşısına çıkmaya cesaret eden Hafız Ahmet Paşa'ya bir askerin taş atmasının ardından onlarca asker taş atmaya başlamış. Aha, kafası yarıldı. Ve Hafız Ahmet Paşa saraya geri kaçmıştır. Pabucun pahalı olduğunu gören Hafız Ahmet Paşa mührü hemen padişaha teslim etmiştir. Padişah ise geceleri avdayken giydiği sivil kıyafetlerden verip onun Üsküdar'a kaçmasını sağlamıştır. Asilerin ayak divanı isteyene karşı bir iki kapris yapan 4. Murat, isyancıların karşısına çıkmak zorunda kalmış ve asiler ille de Hafız Ahmet Paşa'yı isteriz diye tutturmaya devam etmiştir. Bunun üzerine Hafız Ahmet Paşa geri çağrılmış ve Paşa Sultan'a, "Hünkârım, beni siz öldürmeyin, asilerin öldürmesine razı olun ki şehit olayım" diyen paşa kılıcını kuşanıp asilerin arasına dalıp canından olmuştur. Konya Ilgın'da da Sakarya Şeyhi olarak tanınan Ahmet isminde bir şıh kendisini Mehdi ilan etti. Ben Allah'tan görevli Mehdi'yim. Ve etrafındaki Allah'ın Bengalı köylüler malını mülkünü şeyhe vermeye başlayıp şıhın mabadını arşa kadar kaldırmayı başardılar. Bu nedir? Tapu? Ne tapusu? Şıh vermişler. Cennetten tapu. Çok güzel yerler ayarlamışlar. Ulan bu şıh size ne yapsa yeridir. Pih suratınıza. Bu vaziyete el koymak isteyen Sultan Murat, şeyhin üzerine hemen ordu gönderdi. Buna karşılık olarak muhterem şeyh 8000 kişilik kefenli ordu topladı. Gerçekleşen birkaç başarısız çarpışmanın ardından Şeyh Ahmet Osmanlı kuvvetlerinin eline geçti. Önce parmakları kesilen şeyh donsuz olarak kafasında siyah bir sarıkla Merzifon eşeğine bindirilip gezdirildi. Bu keyifli mini turun sonrasında ise burnu, kulağı, elleri ve ayakları kesildi. Tabii ki de kan kaybına dayanamayarak öldü gitti. 4. Murat döneminde şair Nefi, Hezarfen Ahmet Çelebi, Negari Ahsan Çelebi, Evliya Çelebi gibi ünlü kişiler de yaşamıştır. Şair Nefi, kime tav olursa ona laf sokmalı şiirler yazan bir şahsiyetti ve padişah tarafından sivri dilinden dolayı pek çok kez ikaz edilmişti. Fakat çenesini tutamayan Nefi, bir gün yine Vezir-i Azam Bayram Paşa'ya dizelerinde giydirince kendisine kefen giydirilip infaz edildi. Evliya Çelebi ise boklu paçalı tavuk gibi oradan oraya gezmiş, gördüğü yerleri, tanıştığı kişileri metne dökmüş ve Seyahatname gibi güzel fakat fazlasıyla abartı dolu eserini bırakıp vefat etmiştir. Lagari Hasan Çelebi, mabadına kız kaçıran bağlayıp kendisini gökyüzüne fırlatmıştır ve gökyüzünden yine kendisinin yaptığı paraşütüyle süzülerek inmiştir. Arif deli oğlum bu. Hezarfen Ahmet Çelebi kendine kanatlar takıp Galata Kulesi'nden Üsküdar'a kadar uçmuştur. Bazı tarihçiler bu olaya şüpheyle yaklaşsa da Hezarfen Ahmet Çelebi tarihin ilk havacısı olmuş ve kıtalar arası uçuş gerçekleştirmiştir. Ayrıca bu uçuşu Sultan Murat Locası'ndan seyretmiştir. Geçinip var ama. Bu bilimsel deneylerin sonucunda ise ne yazık ki Hezarfen Fizan'a, Lagari ise Kırım'a ödül olarak sürgün edilmiştir. Bu sürgünlerin nedeni ise çağdaş din adamlarının padişaha, "Hünkârım, Allah uçmamızı isteseydi kanatlarımız zaten olurdu. Hem bunlar uçabiliyor, siz uçamıyorsunuz. Maazallah halk uçan bir padişahımız olsun derse ne halt yeriz" diyerek padişahın kanına girmeleri olmuştur. Salak, yemin ederim gerizekalı bu çocuk ya. Sultan Murat'ın en önemli başarıları Safeviler üzerine yaptığı Revan ve Bağdat seferleridir. 1632 ve 1639 yılları arasında gerçekleştirdiği bu seferlerle Safevi devletine tekme tokat girişmiş ve Doğu Anadolu, Ahıska, Revan, Bağdat ve Kafkasların önemli bir bölümünü ele geçirmeyi başarmıştır.
Sultan Murat Han'ın kazandığı Mezopotamya toprakları 1. Dünya Harbi'ne kadar Osmanlı hakimiyetinde kalmıştır. Başarılı seferleri sonrası İstanbul'a dönen padişah, devleti yeniden şaha kaldırmak için heveslenmiş fakat nefesi yetmemiştir. Kullandığı alkolden dolayı siroz hastalığına yakalanmış olan Sultan Murat'ın hastalığı ağırlaşmış ve 1640 yılında vefat etmiştir. 4. Murat, çocukluk yıllarında yaşadığı trajedik olaylarla bir demir gibi dövülmüş ve çeliğe dönüşmüştür. Oldukça sert bir karakteri olan Osmanlı Sultanı katı kurallar koyup devlet otoritesini yeniden sağlamak istemiş ve buna karşı gelenlere bir mızrak gibi saplanmıştır. Bir defasında Beşiktaş'tan geçerken bir öküz arabasının yol üzerinde durup yolu işgal edişine gerilen Sultan Murat yayını da germiş ve köylüyü okuyla yaralamıştır. Yaralanan köylüye karşı siniri dinmeyen sultan yanındaki Duça Mehmet isimli adamına git bir bak öldü mü ölmediyse öldür diye emretmiş. Duça Mehmet ise adamın yanına gidip ölmüş hünkârım demiş ve adamın hayatını kurtarmıştır. Sporcu kişiliğiyle bilinen Murat Han protein tozuna bulaşmadan vücudunu geliştirmeyi başarmış ve zebellah gibi bir adam olmuştur. Sarayda spor nasıl yapılır isimli videosunda alet olarak silahtar Musa'yı kullanmış ve onu kuşağından kaldırarak has odayı defalarca turlatmıştır. 200 okkalık yani ortalama 150 kiloluk bir gürs ve 50 kiloluk yay kullandığı bilinir. Kafasında soru işareti bulunanlar Topkapı Sarayı'nı ziyaret edip 4. Murat'ın ekipmanlarına göz atabilir. Doğruluğu kanıtlanmamış bazı rivayetlere göre ise Revan Seferi sırasında gerçekten kocaman toplara sahip Sultan Murat'ın koca top güllülerini tek başına topa sürdüğü, bir gün hediye olarak gelen kimsenin gücünün yetmediği yayı kurabildiği ve bir gece odasına kendisini öldürmek için giren 4 celladı gürzüyle parçaladığı söylenir. Hindistan'dan kendisine hediye olarak bir kalkan gelmiş ve elçi bu kalkanı hiç kimse delemez demiştir. Sultan Murat ise biz boşuna mı buradayız baba yiğit? Diyerek hedef noktasına yerleştirdiği kalkanı ok darbeleriyle delik deşik etmiştir. 4. Murat'ın karakteri hakkında siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda belirtebilirsiniz. Bu tarz videoların devamının gelmesi için kanalımıza abone olup bize destek olabilirsiniz. Hepiniz esen kalın.